Babur racülü yunzir yenzuru vehve müşrikün nezren sümme yüslim. Her racülü bir adam yenzuru nezrediyor. Nezretti. Vehve müşrikün, halbuki Müslüman değil. Kafir. Nezren, bir nezri nezretti. Sümme yüslim. Sonradan da İslam oluyor. O nezrini yapacak mı, yapmayacak mı? Mesela Almanya'da bir kafir bir yemin yetti. Yemin etti ki şu işi yapacağım. Bir gün sonra da adam Müslüman oldu. Şimdi yapmış olduğu o nezri yapacak mı, yapmayacak mı? Adam Müslüman oldu. Ya ben dün gavurdu, kafirdim. Böyle bir yeminim vardı. Bu yemini yapayım mı, yapmayayım mı? Buna ne cevap vereceksin sen? Şimdi burada bir gavur var ki diyor, madem nezir etmiştir, nezrini yapacak. Bir kısmında diyor ki, müşrikin nezri olmaz ki. Müşrik, zaten müşrik. Allah'a isyandı ona. Ne nezri olacak? Mesela kafir bir adam diyor ki, rakı içtim. Rakı içti, zaten kafir. Anasıyla zine etti. Zaten kafir. Kafir yani mükellef değil. Onun için bu iki kavlin hangisi daha kuvvetlidir, onu tercih edecek. Şimdi arada bu bahsi de fuzuli giriyor ama Erzurum'da meşhur bir Molla Resulü Sipki varmış. Sultan Mahmud zamanında demişler ki çok alim. İstetmiş onu İstanbul'a gelsin demiş. Hakikaten o zaman da Allame. Kürt Molla Resulü Sipki Erzurum'da müderrisiymiş. Bu oradan gidiyor. Bayburt'a gitmiş, misafir kalmış. Bayburt'tan Trabzon'a gidecek. Oradan gemiye binip gidecek. O sıralarda Ermeni köyleri çok, ekser keşişler misafir ederlermiş. Gelen giden Ermeni Müslüman kim olursa olsun her köyde o keşiş indirir, misafir edermiş. O da gitmiş bir köyde misafir kalmış, keşişe misafir olmuş. Keşişin kızları gelmiş hizmet ediyorlar. Bakmış güzel güzel kızlar. Genç hizmet ediyorlar. Keşişe demiş ki bunlar kim? Benim kızlarım demiş. Hoca efendi dua et de Allah bunlara birer helalzade koca nesip etsin. Lan demiş, ahmak adam demiş, bu kızları insan yabancıya verir mi demiş. Bunları sen nikah et demiş. Estağfurullah demiş ya, bunlar benim kızlarım demiş. Olur mu demiş, ulan kafirsen öldüğün gibi cehenneme gideceksin, helal haram nedir? Senin dünyan harap zaten. Hiç olmazsa bu kızları başka yabancıya verme. Öldüğün gibi cehenneme gideceksin, sen cennete gitmeyeceksin ki Allah sana soracak ki kızın niye nikah ettin, kızın niye? Sen mükellef değilsin bir defa. Ağırına gidiyor. Çünkü Hristiyanlar da, onlar da yedi göbeği sayarlar. Yedi göbek dahilinde oldu mu onu almazlar. İlla yabancı olacak. Değil ki kızını alacak. Fakat keşiş gidiyor sabaha kadar alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Demek hidayet de gelmiş. Onu diyor, hocanın dedi ki doğru. Biz bu İncil'i minceli tahrif ediyoruz. Gazeten Hazreti Muhammed'i inkar ediyoruz. Demek onu da biliyormuş keşiş. Biz öldüğümüz gibi müşrik olduğumuzdan ebedi cehennemde kalacağız. Ebedi cehennemde kaldıktan sonra dünyada kızını almış, anasını almış, bunun mesul değil ki. Sabahtan gelmiş, Müslüman olmuş keşişe. Şimdi buna bakılırsa, Molla Resulü Sipki'nin dediği gibi zaten kafir küfründe ölse yapmış olduğu işlerden dolayı ayrıca sual olacak değil ki, evvela tevhidden sual olunacak ona. Tevhid olmasa bitti. Yalnız ibadetten de sual olunur mu, olunmaz mı? Bunda da ulema ikiye ayrılmış. Tevhidden sual edilecek. Tevhid olmadığından cehenneme gidecek. Fakat amelden de sual edilir mi? Eşariler diyor ki amelden de sual edilir. Onu peki ne şeysi olacak? Ne menfaat faydası? Azabı ziyade olsun diye. Yoksa tevhid ile mükellef, amel ile mükellef değil. Bir kafire sen kalk namazını niye kılmadın? Ben Ermeniyim diyecek de. Ermeni ol, kalk namazını kıl. Namaz kılsa ne faydası var onun? Bir faydası yok. Fakat diyor ki ahirette Cenab-ı Hak onu da sual edecek, azapları ziyade olsun diye. Fakat Maturidiler bilir ki hayır. Yalnız sebeple sual edilecek. Şimdi burada İşte buna terlik ediyor. Nezretti. Ondan sonra da Müslüman oldu. Onu yapması lazım mı? Değil mi? Haddesena Yezid ibn-i Sinan. Kale haddesena Yahya ibn-i Sa'id el-Kattan. Kale haddesena Ubeydullah ibn-i Umar. Ennafi'in an ibn-i Umar. Enne racülün se'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e bir adam sordu. Fekale ya Resulullah. Dedi ki ya Resulullah. Soran Hazreti Ömer aşağıda geliyor. İnni nezertü fil cahiliye.
cahiliyette ben nezrettim ki en a'tekife fil mescidil haram. Mescidi haramda itikaf edeyim. Bunu yapayım mı yapmayayım mı? Fakat sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fi bi nezrik, fi vefa et, ivfiden vefa yevfi, emre hazır ivfi gelir. Vav hasfedilmiş. Hemzeden de müstahane kalmışız, fi kalmış. Fi ifa et bi nezrik nezrine. Evet, nezrini yap. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle, haddesena İshak ibn İbrahim el-Hanzeliyyü kâle, haddesena Hafs ibn Gıyas en Ubeydillah ibn Ömer, en-Nafi'an ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer diyor ki, yurahu an Ömer radıyallahu anh. Ben zannediyorum ki Ömer'den rivayet ediyorum bunu. Ondan işittim. Kâle dedi ki, kultu ya Resulallah. Hazreti Ömer diyor ki, ben dedim ki ya Resulallah, inni nezertu fil cahiliyeti nezren. Cahiliyette ben bir nezir yaptım. Ve kad yarallahu bil İslam. Şimdi İslam'ı Allah getirdi, Müslüman oldum. Bu nezri yapayım mı? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, fi bi nezrike nezrini ifa et yap. Şimdi bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki, kafir bir şeyi nezretti mi onu yapması lazım. Sonra Müslüman oldum yapması lazım. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أن أيوب حدثه النافع أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر diyor ki babası Ömer'den o Resulullah Efendimize sordu. وهو بالجعرانة جعرانه Ciğerrane, ciğerrane ikisi de var. Mekke-i Mükerreme'nin hudutlarından, harem hudutlarından birisi Taif tarafında. Ona Mekkeliler büyük ömre derler. Mescid-i Tenim yakın, o biraz uzak olduğundan ona büyük ömre derler. Orada sordu. Fekale dedi ki, ya Resulallah, inni nezertu fil cahiliyeti. Ben cahiliyette bir nezir yapmıştım. En a'tekife yevmen fil mescidil haram. Mescid-i haramda bir gün itikaf edeyim. İtikafın müddeti de azmış. Bir gün kalacak. Bir gün kalmayı cahiliyette Hazreti Ömer nezretmiş. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki İzheb git fe'atekif yevmen. Bir gün itikaf yap. Şimdi bu hadislerden anlaşılıyor ki yapacak. Cahiliyette yapmış olduğu nezri yerine getirecek. Kale Ebu Cafer rahimahullah fe zehebe kavmun. İmam-ı Tahavi diyor ki bir cemaat sahip oldular. İlâ enne'r-racule izâ evcebe alâ nefsihi. Bir adam kendi nefsine vacip kılarsa fi hâli şirkihi, şirki halinde. Min i'tikâfin ev sadakatin ev şeyin. Ya i'tikâf ya sadaka ev şeyin mimma yûcibuhul müslimûne lillâh. Müslümanlar Allah için ne yapıyorlarsa bunlardan birisi yani. İlla i'tikâf sadaka şart değil. Allah'a tekarrub için Müslümanlar nezir yapıyorlar ya, bu nezirlerden birisini bir müşrik yapsa, sümme esleme, sonra Müslüman olsa, enne zâlike vâcibun aleyh, o nezri ifa etmek ona vaciptir. Hazreti Ömer'in bu vakasından, bu hadis-i şeriften istinbat ettiler. Vehteccû fî zâlike bihâdîl asr. Delili de Hazreti Ömer'den gelen bu rivayetleri getirdiler ki, bak Hazreti Ömer'e Resulullah Efendimiz yap dedi, vacip olmasa yap der mi? Yaptı. Ve halefen fî zâlike âherûn. Başka alimler bunlara muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki lâ yecibu aleyhim min zâlike şey. Hiçbir şey onun üzerine lazım gelmez. Niçin? Cahiliyet zamanında müşrik idi bu. Kafir idi. Kafir bir şey ef'arla mükellef değil ki. Bu adamın ha nezretmiş, ha etmemiş. Hiçbir kıymeti yok. Delil isteyecekler. وَحْتَتُوا فِي ذَٰلِكَ بِمَا رُوْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerle delil getirdiler. Hadisleri şimdi sıralayın, yazıyor. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّسَنَا مَالِكُ بْنَ أَنَسْ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قالت Hazreti Ayşe buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu من نذر أن يطيع الله her kim nezretse ki Allah'a itaat eder Allah'a yaklaş
yaptırıcı bir ameli nezrederse fel yuti'hu itaat etsin. Yani onu yerine getirsin. Ve men nezere en yasiyallaha, her kim nezretse ki Allah'a isyan ede, fela yasihi, isyan etmesin. Yani yaptığı nezir, ibadet ise yerine getirsin. Masiyet ise getirmesin, yapmasın. حدثنا ابن مرثوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك وذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن أبي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن طلحة فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو سلمة المنقري قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أزلت عائشة ديوت في أنبال فمز ديريدي من نذرا يعصي الله هركم الله إسيان إتمي نزر درس فلا يعصي إسيان إتمسن Şimdi bu hadisi şeriflerde itaat nezretmişse yapsın. Bu kime nezeren? Müslümana nezeren. Bu müşrike nezeren değil ki. Müşrik Allah'a ibadeti yapsa bile kabul değil ki. Masiyet. Masiyeti yapmışsa bizim misalımız onda değil ki. Bir Müslüman masiyeti nezretmişse yapmasın. Gene bu Müslümana nezeren. Bizim araştırdığımız cahiliyette yani kafir iken nezretmiş sonra Müslüman olmuş. Bunu yapacak mı yapmayacak mı? Bunlar delil değil. Fakat bunları uzaktan getiriyor, delil getirecek. Ama tam delil olmaz bunlar. Haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Ebu Davud kâle, haddesene Harbi ibn-i Şeddat kâle, haddesene Yahya fezekere bi-isnadihi mislehu. Haddesene Rabi'ul Ceyziyyü kâle, haddesene Yakub ibn-i Ka'bil Halebi kâle, haddesene Hatim ibn-i İsmail an ibn-i Harmele, an Amr ibn-i Şeybin, an Ebi'yi, an Ceddi'yi kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemen nezru. Peygamber Efendimiz buyurdu ki nezir hangisidir? Ma bir şeydir ki übtuğye talep olundu bihi anılla veçhullah Allah'ın rızası. Nezir buna derler. Allah'ın rızasını elde edecek etmek için yapılan şeydir. Nezir bu. Yani Allah'ın emrine karşı gelmek, Allah'a isyan etmek bir şeyi nezir ederse o nezir değildir. قالوا dediler ki فلما كانت النذور وقتaki nezirler oldu انما تجب واجب olur oldu اذا كانت مما يتقرب به الى الله تعالى o şey ile Allah'a yaklaşılır şeyler olursa işte onlar nezir oldu. Namaz kılacak, oruç tutacak, sedeke verecek, zekat verecek, hac edecek, oruç tutacak, işte bunlar Allah'a yaklaştırıcı amellerdir. Bunları nezir ederse olur. ولا تجب nezirler vacip olmaz. İzâ kânet maâsillâh, maâsiyallâh. Allah'ın masiyetleri olursa vacip olmaz. Yemin etmiş anasıyla konuşmayacak, babasıyla konuşmayacak, namaz kılmayacak, sedeke vermeyecek, bu gibi şeyler yemin ederse bunlar nezir olmaz. Ve kânel kâfir izâ kâl. Peki şimdi bunları zikrettikten sonra diyor ki bir kafir dese lillâhi aleyye siyâmi, Allah için ben oruç tutacağım diyor ama kendi müşrik, Ermeni, yahut da Yahudi, Hristiyan yahut Yahudi. Ev kâle dese ki lillâhi aleyye itikâfı, Allah için ben itikâf edeceğim dese. Fehuve lev fe'ale zâlik, bu adam onu yapsa, o müşrik namaz kılsa, yahut da itikâf etse, lem yekun bihi mutakarriben ilallah, Allah'a yaklaşmış olur mu? Yok. Niye? Kâfirun, müşrik. Evet. وَهُوَ فِي وَقْتِ مَا اَوْجَبَهُ onu vacip kıldığı vakıtta kafir idi, onu yapmış idi. Onu kafir olduğu vakıtta, vacip olduğu o zaman yapsaydı Allah'a tekarrüb eder miydi? Yok, edemezdi. اِنَّمَا قَسَدَ kastetti bihi o oruç yahut itikaf ile اِلَى رَبِّهِ الَّذ۪ي o bir Rabbisine yaklaşmayı kastetti ki يَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka bir ilaha ibadet ediyor ya, onu kastetti. وَذَٰلِكَ مَعْسِيَتٌ bu da masiyettir çünkü müşriktir. Mesela Hristiyan ise o orucu kim için? Ya Meryem için ya İsa için yapıyor, Allah için yapmıyor ki. Yahudi ise kim için yapıyor? Zekeriya için. Müşrik ise putlar için. Allah'ı tevhid ettiği yok. Binaenaleyh yapmış olduğu o oruç, itikaf, nezri
nasiyettir. Ve kad yecûzu eydân yekûnet. Peki diyor ki madem öyledir de Hazreti Ömer'e Resulullah Efendimiz niye ifa et dedi, yap dedi. Ne diyecekti Resulullah Efendimiz? Sen müşrik iken bu nezri yaptığından dolayı bunun kıymeti yoktur. Yapma bunu diyecekti. Halbuki ona yap dedi. Buna ne cevabın var? Diyor ki fakat yecûz eyle caiz ki ola en yekûne kavlu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem li Ömer. Hazreti Ömer'e Resulullah Efendimiz'in emri olmuş ola fi bi nezrik nezrini yap. Emri ola leyse min tarik enne zâlik kâne vâciben aleyh. Hazreti Ömer üzerine bu vacibidi, bu yoldan dolayı değil. Velakin ennehu kad kâne semaha. Peygamber Efendimiz semahat buyurdu fi hâli mâ nezerehu. Onun nezrettiği halinde en yef'alehu, onu işleye. Ve huve fî masiyetillâhe azze ve cel. Halbuki o nezrettiği vakitte masiyetteydi. Fe emarehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona emretti en yef'alehu el'an, şimdi işleye. Nezrettiği halde masiyetteydi. Çünkü bir puta karşı nezretmişti. İtikafı yapacaktı ya hübele ya başka bir puta. Vakitte masiyet dedi. Masiyet dedi. Fakat Peygamber Efendimiz ona emretti yap. Çünkü Hazreti Ömer Müslüman olmuştu. Müslüman olduktan sonra yapacağı işi de Allah için yapacaktı. O vakitte masiyetlikten çıkmıştı. Alâ ennehu ta'atunillâh azze ve cel. Müslüman olduktan sonra yapacağı itikafı kime yapacaktı? Allah'a yapacaktı. Taat oldu. Onun için emretti. فَكَانَ مَا أَمَرَهُ بِهِ Hazreti Ömer'e Resulullah Efendimiz'in emrettiği oldu. خِلَافَ مَا اِذَا كَانَ اَوْجَبَهُهُ عَلَى نَفْسِهِ Kendi nefsine vacip kılmış olduğu şeyin hilafını oldu. Hazreti Ömer kendi nefsine vacip kıldığı şey masiyet idi. Fakat Peygamber Efendimiz'in emrettiği taat oldu. Onun için ona yap dedi. وَهَذَا قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفُ ve Muhammedin rahimehumullahu ta'ala. Bu üç imamın kavli de budur. Yani Hazreti Ömer'e emretti, binaenaleyh o delil olmaz. Bir kafirin nezri yerine getirilmez. Küfrü zamanda yapmış olduğu şey. Ama aynı sual buna da tereddüt eder. Bu adam Müslüman oldu. O küfür halinde onu yapsa masiyet idi. Fakat Müslüman yapmadı. Müslüman oldu. Şimdi yapacağı taat oldu. Bu da bu kabilden olur. Niye Hazreti Ömer'e caiz de başkasına caiz değil? Vücuben değil hocam. He? Nafile olarak. Nafile olarak. O da nafile olarak yapar. Nafile diyor. Efendim? Zaten nafile. Hazreti Ömer'in nafileydi, vacip değildi. Yok. Hazreti Ömer nezir yapmıştı da masiyet dedi diyor. Sonra da Müslüman oldu, şimdi yap, şimdi taat oldu diyor. Yani demek istiyor ki yani bu illa Hazreti Ömer'e vacip değildi fakat nafile olarak yapıyor. Bu ötekine de öyledirse. Sen vacip değil ama nafile olarak yap. Sen de öyle fetva görürsün. Yani vacip değil. Vallahu Teala alemin sallallahu aleyhi ve sellem.